Akdeniz satrancında iyice köşeye sıkıştın. Artık filo da elimde, sen de. Levita adasını da aldığında şahmat olacaksın. Osmanlı bile arkanda durmuyor. Seni elimde bıraktılar. Hiçbir şey yapmıyorlar. O meseleyi kendi içimizde göreceğiz. Ama bu kadar mutlu olma. Ben kendi başıma da senin tepene çökmeye muktedirim evvelallah. Biz Hristiyan devletleri birlik olduk dediğimde hepiniz donanmalarınızla gelin diyordu. Ne oldu? Birbirinizi koruyamıyorsunuz. Bizi nasıl yeneceksiniz? Ben tek başına kalsam da size yeterim. Zaten beni elinde tutmanın sebebi de bunun korkusu değil mi? Elinden kurtulduğumda kılıcımın nasıl tepene ineceğini bilirsin. Ancak elim kolum bağlı olduğunda ötersin böyle. Ama merak etme. Çakalların ürkmesi aslanın kükremesine bakar. Seni elimde tutuyorum ki neler yaptığımı, neler yapabileceğimi gör diye. Filomu aldım, kardeşlerini perişan ettim. Şimdi de Levita adasını gözünün önünde alacağım. O adayı işgal edersen sırtını dayadığın Haçlı devletleri de kurtaramaz seni. Haritaya iyi bak. Akdeniz'i Hristiyan devletleriyle nasıl paylaştığımızı göreceksin. İngiliz, Fransız, İspanyol krallıkları, Venedik, Ceneviz, Kutsal Roma, Papalık. Hepimiz Akdeniz'de ayrı ayrı bölgeleri kendi aramızda pay ettik bile. Ne Akdeniz'deki adaları, ne de Akdeniz'den gelen zenginliği Türklere bırakmayacağız. Siz de buna engel olamayacaksınız. İlk olarak da bu paylaşılamayan ada meselesini benim kılıcım çözecek. Oradaki şehit mezarlarınızı çiğneyip mescidinizi kiliseye çevireceğim. Etrafına da sur dikeceğim. Ve sen de acı acı seyredeceksin bunu. Bu haritayı iyi sakla Gabriel. Vakti geldiğinde hepinizin kafasını kesip kanlarınızı bu haritanın üzerine akıtacağım. Bizi Akdeniz'de silmeye çalışanları kendi kanlarında nasıl boğacağımızın ilanı olacak bu. Thank you.